Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde Asus RT-AX88U üzerinden yeni bir teknoloji inceliyoruz. Evet yani çünkü tabii. Wi-Fi yeni bir standarda kavuştu. 8211 AX yeni iletişim standardı. ilk örnekleri Hı -hı. çarşıya pazara geldi. Yavaş yavaş hayatımıza girecek. Biz Tekno hayatı boyunca 8211 AC'nin çıkışını görmüştük. İlk örnekleri incelemiştik. Şimdi... Hı -hı. Herkesin evinde bir cihaz, yani bütün evi AC'ye geçmemiş de olsa bir cihazı, iki cihazı 8211 AC destekli. Artık sormasan bile router modem öyle geliyor. E yani Özellikle sen eski bir şey arıyorum demezsen 8211 evet. AC bunun genel geçer standart. Tabii onun da önüne geçildi, biliniyordu zaten 8211 AX'in çıkacağı çıktı. Şimdi onun teknik özelliklerine neler getirdiğine neler götürdüğüne konuşacağız. Bu cihazın bu bir cihaz incelemesi değil ama 8211 AX bununla vücut bulduğu için onu biraz tanıyalım. Şimdi Asus'un bu AX88 U router'ı bu tasarım aslında biz daha önce AC88'de hemen hemen şu hatları şu oturuşu görmüştük. 8 port arkasında 8 tane gigabit ethernet portu var. Ee, bu cihaz tamamıyla Broadcom'un teknolojileriyle üretilmiş bir cihaz. AX6000 standardında iletişim standardında. Bu da 2.4 GHz'de 1.1, 1.150 megabit kadar bir hacim, bir kapasite sunuyor. 5 GHz'de 4.8 megabit ya da 4.8 gigabit, 4800 megabit bir iletişim kapasitesi sunuyor. Toplamda işte AX6000'e denk geliyor. İki tane USB 3 portu var. 3.1 Generation 1 demiş ama sen onu USB 3 diye anla. Biri arkada biri önde. 256 MB flash belleği kendi depolaması var. 1 GB DDR3 belleği var. Sistem belleği var. Broadcom'un 4 çekirdekli 1.4 1.8 GHz hızında işlemcisi var içinde. Yani bu cihazı kurabilsen, Windows 7 kurabilsen çalıştırır. O civarda bir PC'ye denk. Ama tabii ki kendi işletim sistemini çalıştırıyor. Asus'un WRT arayüzünü çalıştırıyor. Bu cihazın özelliği 802.11ax standardını işte çarşıya gelen ilk örneği olması sunan bir router. 802.11ax e, hmm. Wi-Fi 6 hmm. ismiyle de anılıyor. Bu geçtiğimiz aylarda Wi-Fi standartlarını belirleyen kurum bu 802.11ad, ac falan gibi kavramların hiçbir şey ifade etmediğini insanlara fark etti. Daha kolay anlaşılması için isimler koydu. 802.11ax standardının adı Wi-Fi 6. Ayrıca bir kendi içinde High Efficiency Wireless diye bir ismi daha var ama o kullanılmıyor. Fakat o High Efficiency yani yüksek verimlilikli wireless bir kilit bir ifade ona birazdan döneceğiz. Şimdi 802.11ax standardı geliştirilirken bu standartları geliştirenler doğru bir Konuya eğildiler çünkü genelde bizler bir sürü kişi apartmanlarda yaşıyor, toplu halde yaşıyor, hani kalabalık e, gruplar halinde yaşıyor ve her tarafımız Wi-Fi ağlarla dolu. Bugün Wi-Fi cihazlarımız o ağ kalabalığı içinde, o, o gürültülü ortam içinde kendi sesini doğru yere duyurmak ve onun sesini duymak konusunda zorluk çekiyorlar çok süper cihazların da olsa komşunun cihazları yüzünden sen tam iletişim kuramıyorsun. Bazen Wi-Fi ağında saçma sapan şeyler oluyor. Bağlanılıyor ama iletişim kurulmuyor falan filan. Bunların çoğu o kalabalıktan kaynaklanan şeyler. Kanallar yeterli değil çakışıyor falan filan. Yeni bu 8211 AX standardı geliştirilirken önem verilen konu bu. Bu cihazların çok Wi-Fi anlamında kalabalık yerlerde kullanılacağı ve buradan maksimum verimin sağlanabilmesi. Bu gürültülü, elektronik gürültülü ortamda. High Efficiency Wireless da işte buradan geliyor. 802.11ax standardı AC sadece 5 GHz kullanıyordu. Bu 2.4 GHz'i de kullanıyor. Dolayısıyla hani diyoruz ya 5 GHz duvarları falan aşmakta başarılı değil. Evet. Orada 2.4 GHz jokeri var elinde. Hatta ileride 1 ve 7 GHz'i de kullanacak. Onlar açılacak, yasal düzenlemeleri gerekiyor. 1 ve 7 GHz bantları açılınca 802.11ax onlardan da yararlanacak. Ha bu cihaz otomatikman yararlanmaya başlar mı? Öyle bir şey diyemem. Bir hardver meselesi çünkü. Ama bu standart bunları kullanacak. Bunun yanında kapasiteye iletişimi arttırmak için 802.11ax'in getirdiği özellikler var. Mesela modülasyon daha yüksek 4 katına kadar aktarımızın arttırıyor. Şöyle sen veriyi aktar, havadan aktarmadan önce onu bir dijital işte e, elektromanyetik yayın haline getirecek bir hale getiriyorsun. Olabilecek bir hale getiriyorsun. Modülasyon dediğimiz şey. 802 <laughs> 11 AX'de bu 4 katı daha fazla kapasite kaldırabiliyor. 1024 hmm. QAM diye geçiyor o modülasyon sistemi 256 idi. Dolayısıyla var olan dalgayı havada ilettiği iletişim elektromanyetik dalgaya çok daha fazla veri yükleyebiliyor. 4 katına kadar. E. 8211 AX standardının amacı bir tek antenle gigabitli hızlara çıkabilmek. Şimdi 8211 AC'de bugün biz hepimizin evinde olan yani çoğumuzun evinde olan routerlarda bir anten 433 megabit iletebiliyordu. O yüzden mesela tek anten evinde baba bir router olsa bile tek antenli telefonlar genelde 433'te kalır. Evet. İki evet. antenliler ki telefonların çoğu öyle 866'da kalır önünde bile olsan router'ın. Doğru. Burada tek antenle 600 megabit hedef standart bu. Bir zaten sırf oradan biraz küsüratına bakarsan bir %50 evet gelmiş durumda. Bunun dışında 802.11ax'te bu multi user MIMO dediğimiz iletişim standardı iki tarafta da var. 802.11ac'de sadece downlink'teydi. Yani router'dan benim telefonuma böyle konuşabiliyordu. Hı. Şimdi iki tarafta da geçerli. Ne yapıyor? Antenleri istemcilere yani senin evindeki tablete, telefona ihtiyacına göre yönden atayabiliyor, yönlendirebiliyor. Birden çok antenle aynı anda konuşabiliyor ya da normalde wireless'ta her cihaz tek tek konuşuyor. Hepsi susuyor, sırası gelen konuşuyor, öbürleri bekliyor sıralarını. Multi User MIMO'da birkaç cihaz konuşuyor. Burada da yine verimlilik artmış durumda. Bunun dışında mesela e ...Packet Painting dedikleri bir şey var. Bir... E, ...dediğimiz gibi şu anda şu odada... ...komşunun Wi-Fi'yi de burada. Hatta şu bayağı bir uzaktaki... Hmm. ...mağazanın Wi-Fi'yi burada. Şimdi normalde çekmemesi lazım insanlar evet. şey yapıyor ama <laughs> oluyor. Burada... ...karışık bir ortam var. Bir sürü paket uçuşuyor havada. İlgili ilgisiz. Painting sisteminde... ...router şey oluşturuyor gruplar oluşturuyor. Diyor ki ya benim ben burada çalışıyorum. Şu diyor Levent'in tableti, işte Murat'ın kolundaki saat, hı hı. şurada çalışan televizyon, içerideki printer bunlar diyor benim ağım. Benim hı, kardeşlerim diyor. Benim ağım bunlar diyor ve bunların iletişim paketlerinin başına bir işaret konuyor. İşte Levent'in ofis ağı tamam. anlamında bir 3 bitlik mine bir şey var. Bir işaret konuyor. Dolayısıyla e, güncel bir ortamdaki diğer akıllı gelişmiş cihazlar şey diyorlar. O paketlerin hemen bakar bakmaz diyor ki bu benim değil. Bu diyor Levent'in router'ı Osman. Bu diyor Osman'ın müşterileri bunlar. Hiç biz diyor bunlarla zaman kaybetmeyelim. Bizimkiler diyor yeşil işaretli. Hı. Dolayısıyla yine bu 100 tane cihazın bir anda konuşmaya çalıştığı ortamda işleri biraz kolaylaştırmayı amaçlıyor bu şekilde. Toplamda dediğim gibi hani bu e, tabii ki hani mesela sırf modülasyondan 4 kat avantaj geliyor diyoruz ama başka nedenlerle işte o uygulamada hemen 4 kat olarak yansımıyor. Dedim tek bir antende 433'ten 600'e çıktı bağlantı. E, 4 antende işte 2.4 gigabit. E, müthiş bir şey. Evet. Müthiş bir şey. Ha tabii ki şunu söylemek lazım. Şimdi... 8211 AX standardı bu routerla evinde. Hı hı. Bu routerda çarşıya, çarşıya gelmiş olması lazım ya da gelmek üzere. AX88 başka her firmadan çıkacak. Asus'un şu anda zaten 3-4 modeli hazır. Doğru. Her firmadan da çıkacak. 2019 yılı boyunca bu, bu routerlar çıkacak. Fakat şöyle bir durum var. Bu söylediğim tabi avantajları kullanmak için buna göre istemci lazım. Yani tablet, yani. telefon, bilgisayar, desktop konsol buna göre istemci lazım şu anda yok o yüzden ben de bunun tam bir incelemesini yapmadım dediğim bu bir inceleme değil diyorum teknolojiyi konuşuyoruz çünkü şu anda bunu bağlayıp da bu hızları görebileceğim bir PCI Express bir kart yok USB stick yok telefon tablet yok bir istemci yok olacak tabi ki belki biz bu cümleleri kurduğumuz anda çıkıyor bir firmadan hazırlanıyor ama şu anda yok bu avantajları AX standartındaki cihazlarla hissedebileceksin. Hı hmm. Ha AC'yi falan tabi destekliyor. Daha düşük cihazları tabi ki destekliyor. Ama bu bahsettiğimiz en gelişmiş özellikler kendi ailesini istiyor. İstemesen de hayatına girecek yavaş yavaş. Valla senin bu anlattıklarına şöyle düşününce biz hani Wi-Fi AC'ye AC geçişte bu kadar çok şey konuşmamıştık. Ya yani Burada baya bir ileri gidiş var. İşte bu bütün burada anlatmadığım çok daha hani kafa karıştırıcı hmm. detaylar falan da var ama hepsinin ortak noktası şu kalabalık ortamda cihazların haberleşmesini kolaylaştırmak, verimliliğini arttırmak. Evet. Ee, hem kendisine ayrı çünkü diyorum ya her cihaz bir herkes susuyor o konuşuyor. Hmm. Kendisine ayrılan o zamanda söz verildiğinde mümkün olduğu kadar çok şey söylemesi lazım. Doğru. Bunlar üzerine hep mühendisler çalışmışlar bu standardı geliştirirken. İyi olmuş çünkü buna ihtiyacımız vardı. Çünkü şu anda AC'de tamam 1.7 1.9 gigabit sözde bağlantılar var falan ama hiçbir zaman o verimi alamıyorsun. Çünkü bin o bağlantı iki cihaz gençler anlaşıyorlar aralarında tanışıyorlar tamam yüksek bir bağlantı hızında anlaşıyorlar. Fakat onlar konuşmaya kalktığında araya bir sürü kişi giriyor konuşan daha bir sürü şey var. Onların arasında 20 yıllık bilmem ne oradaki bir külüstür ne bileyim işte Wi-Fi cihazı bir eski bir oyun cihazı bilmem ne o da var mesela. O da konuşmak istiyor. 802.11n standartında ya da BG standartlarında o herkesi kitliyor mesela konuşmaya kalktığında. Peki. Dolayısıyla söyleyeceğini unutma. Mühendisler verimliliği arttırmak hedef alarak iyi bir seçim yapmışlar bence. Ama etkilerini bu cihazlarımız da AX olunca göreceğiz. Evet. Sadece teorik olarak söylüyorum. Diyelim ki her şeyimiz AX oldu. Biz hayatımıza nasıl bir yansıma görür? Normal vatandaş ne görürsen. Çünkü benchmark yapar gibi onu gösterebiliyorsun. Ufa... vatandaş ne yapıyor? Şimdi Wi-Fi'nin yapısı gereği tabii ki şimdi mesela 600 megabit bağlantı tek antenden kursam bile o 600 megabit kablo gibi değil. Olmuyor. Hemen hemen yarısı oluyor. hı. Buna yapacak bir şey yok çünkü havadan iletiyorsun evet. öbüründe bakır bir meta var bir madde var ama tabii ki Wi-Fi yani şeyi azaltırsın kabloyu evinde varsa Hı. hala iyice azaltırsın çünkü şimdi kabloyu niye kullanmıyorsun bazen işte kaba tabirle hani çekmiyor diyorsun evet. bazen hani çekme konusunda bir şey olmasa bile bir büyük dosya aktarımları falan yapacaksan ye hızı kötü diyorsun. Evet. E şimdi bunlar ortadan kalkarsa kablo çekmeden Wi-Fi ile idare etmeye başlarsın. Doğru. Geleceği şeyi bu. Getireceği bu. Ama dediğim gibi şimdi tabii ki bu ağın merkezi. Hı hı. Bu bir kere konacak. 8211 AX'e geçiyorum diyorsan bu evin merkezine konacak. 4 anteniyle artık işte istersen o 8 portu da kullan ama bir yandan bana şey çelişkili geliyor. Hani Wi-Fi kısmı bu kadar güçlü bir cihazda Niye bu kadar o portlar port hani ben buna NAS cihazımı bağlarım. Çünkü o yine hani gigabit olsun hiçbir şeyden etkilenmesin diye. Başka da bir şey bağlamam. 8 portlu cihazlar evde şöyle. 8 portun kablolaması birazcık uğraştırıcı. 8 tane kablo geliyor buraya. Ev için biraz zor. O kablo çünkü şimdi 24 portlu cihazlar var iş yerlerinde. Ama o bir kendine özel bir buzdolabı gibi bir rafa takılıyor. Yani. Arkasında kabloların gideceği yerler falan var. Hani bir kaos oluşmuyor. Ama evde sen 8 portu da dolduracağım dedin mi bayağı uğraşırsın. Evet. Ve hiçbir zaman da o çirkin görüntüden kurtulamazsın. Kablo kamerasından kurtulamazsın. 8 port çok önemli değil bence. Ama niye olmasın? Hani varsa da dert etmem. Kullanma olsun bitsin. Fakat Wi-Fi'da böyle bir cihazla... 100 metre kayının üzerinde bir yerde her şeyi çözersin, hmm. her şeyi çözersin. Evet. Valla işin anahtarı herhalde mobil'e gelmesi olacak çünkü insanların kullanımı hep telefonlara kaymış durumda. Tabii ki. Şimdi bu PCI Express kartlar var, evet. Wi-Fi için, masaüstü PC'ler için. Yani PC'yi kurtarıyorsun bir şekilde. Takan'ı kullananı <laughs> pek görmedim <laughs> çünkü o o sistemi kullananlar genelde ya ethernet kablosuyla kablo çekiyor. İlla ki Wi-Fi gerekiyorsa bir USB stick. stick o şekilde bir Wi-Fi adaptörü alıyor. Ama çözülüyor işte onu sonra. Çözülüyor. İşte PCI kartla da takarsan takarsın çözersin. Laptopların yapabileceği bir şey yok. Yani laptopun içinde olduğu için Wi-Fi kartı. Ha kimisi söküp onu değiştiriyor da günümüzün ultrabooklarında biraz zor. Güncel laptoplar. Henüz öyle bir laptop çıkmadı. Çıkacağı kesin. Telefonlar, tabletler zaten yekpare ürünler. Onun da yine fabrikasından öyle çıkması lazım. Ama 2019'da artık çıkıp da AX'i desteklemeyecek ürün bence olmayacaktır. Hmm. Çünkü artık işte 2019'un ilk günleri geldi masamıza kuruldu. Evet. Mağazalarda bildiğim kadarıyla çarşıya da geldi ya da gelmek üzere. E tamam bundan sonra böyle. Tabi bu teknolojinin başlangıcı ilk etapta biraz maliyetli Pahalı. Sonra küçülür bu meseleler. Şimdi Asus'la Asus Türkiye ile bu konuda konuştuk sohbet ettik. Tabii ki hani çok net bir fiyat şu anda veremiyorlar ama şu andaki mesela bir AC, AC86U teknolojide de var. Çok güncel bir AC standartında router. Ondan 1000 lira kadar pahalı olacağı söyleniyor. Yani 2000 liranın üzerinde. Çok daha pahalı, daha profesyonel modelleri de var. Ama bu 2000 liranın üzerinde bir router olacak. Normal yeni çıkmış bir ürün. İlk çıkmış bir ürün. Ha ben bunu şimdi alayım mı? He, tamam, tamam. Şimdi şu önemli. Bunu şimdi ben evime götürüp kursam benim Wi-Fi hayatımda hiçbir şey değişmiyor. Değişme. Cihazlarım çünkü AX desteklemiyor. Ha ama birer birer o cihazlar zaman içinde ben özel bir çaba göstermesem bile AX cihazlarla değişecekler. Hı. Normal bir şey bu. E, router aynı kalır, bütün istemciler değişir. Evet. Hani ha ama ya ben şu anda zaten işte. Iı, acil bir router'a ihtiyacım var. Sorun günüm günü kurtarmak istiyorum diyorsan e tabii ki hani bu düzeyde bir cihaza ihtiyacın yok. Olan gün şeyi kurtar. Tabii. Ki. İhtiyacı giderecek bir cihaz alacaksın. Bu biraz uzun vadeli düşünecek bütçesi olan için. Tabii. Yani evet onu şöyle düşünmek gerekirse. Yani bunu alacak bütçen varsa e, artık bu standart yenisini al. Evet, çıkmış. Çıkmış. Yenisini yenisini al. Çünkü şey senin dediğin şey çok doğru. İstemesen de değişecek elindeki değişecek, cihazlar. Değişecek tabii ki. Yeni değişecek. bir telefon alacaksın için yani. içinden AX çıkacak. Evet direnemezsin. Yani. Değişecek. Dediğim gibi buna ayıracak bir bütçen varsa hı hı. ben kardeşim şimdiden alayım sonra da uğraşmayayım diyorsan evet AX geldi. Ve bu şey de değil hani bu hayatımıza ayıracak. Ha AD, AH gibi başka standartlar da var ama onlar başka meseleleri çözüyorlar. Evet. Bu, değil. bu genel anlamda Wi-Fi teknolojisi, Hı. diğerleri AD mesela kısa mesafelerde kablosuz görüntü aktarımı falan gibi şeyleri çözmeyi hedefliyor. Başka AI, AH gibi standartlar var. Sensör dediğimiz şeylerin Hı. işini görmeyi hedefliyor. Ama genel evin, ofisin Wi-Fi'yi bu. Ya da şöyle olacak bu AX olsa da hani aslında bunun e, bu genel olarak güzel bir router zaten. Evet. Bunun daha e, hani şey daha az özellikli olan ama AX'i destekleyen versiyonları ileride çıkacak. 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 Tabii ki. Tabii ki. AC'de de öyle oldu. öyle oldu. O da ilk çıktığında pahalıydı. Yayıldı. Evet. Yeni standart bu. 8211 AX. Evet. Modeli tekrar söyleyelim. Wi-Fi 6. AX88U'yu biz Üst, AX, AX 88U. üstünden konuştuk. AX88U bu 2019 boyunca yeni tabi bunun modemlileri falan da çıkacak. Yeni arası. modem router yağmuru sürecek. Peki. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.